Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Ocak 1950'de Sovyetler Birliği'ndeki Moskova şehrinde bugün bile hala konuşulan bir doğum gerçekleşti. Anne Yekaterina Krivashlyapova heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyordu. Ama biraz sonra içeriye girecek olan bir doktor ona hiç beklemediği şeyler söyleyecekti. Doktor, bebeklerin bir mutant olarak doğduğunu, doğumdan kısa bir süre sonra onları alıp başka bir yere naklettiklerini anlattı. Dediğine göre bebeklerin aylık bakım masrafı çok yüksekti. Annenin bunu karşılayamayacağını bildiklerinden bakımını devlet üstlenmişti. Yekaterina elbette böyle bir şey hiç beklemiyordu. Kadıncağız olduğu yere çökmüştü. 2 gün süren zorlu bir doğum sürecinin ardından çok daha büyük bir acıyla karşı karşıya kalmıştı. Kadın çaresizce doktorun her söylediğini onayladı. Önüne bırakılan her kağıdı imzaladı. Gerçekler ise bambaşkaydı. İkizlerin isimleri Maşa ve Daşa'ydı. İkizlerin toplamda 4 kolu, bir Daşa'da, bir Maşa'da, bir de arada kalan 3 bacakları vardı. Bacakların biri Maşa'nın, diğeri de Daşa'nın hakimiyetindeydi. Arada kalan bacaksa ikisinin de kontrolünde değildi. Havada duruyordu. İkizler Sovyet fizyologları için bulunmaz bir nimetti. O yüzden doğduktan hemen sonra annelerin velayetinden çıkarıldılar ve Moskova yakınlarındaki bir enstitüye nakledildiler. Anne Yekaterina karnında 2 bebek taşıdığını bilmiyordu. Zaten onları sadece 3-4 kez görebilecekti. Döllenmiş yumurta 2 ayrı yumurtaya bölündüğünde tek yumurta ikizleri dünyaya gelir. 2 yumurta her açıdan aynı olan 2 bebek oluşturur. Yapışık veya siyam ikizleri de bu şekilde oluşur. Ancak yumurtalar bir sebepten dolayı tamamen ayrılmazlar. Bağlı kalırlar. Tek döllenmiş yumurtayı ikiye bölen biyolojik mekanizmalar o yıllarda büyük bir gizem olarak kalmıştı. Mantıklı bir yanıt bulunamamıştı. İşte bu gizem Sovyet bilim insanlarının da ilgisini çekmişti. Yapışık ikizleri özel kılan sebep buydu. Maşa ve Daşa'nın üst bağırsakları aynıydı. Ancak alt bağırsağı ve rektum paylaşıyorlardı. 4 böbrekleri, 1 mesaneleri ve ortak bir üreme sistemleri vardı. Yapışık ikizler bu yüzden tuvalete çıkma konusunda hep tartışırlardı. Dolaşım sistemleri birbirine bağlı olduğundan ikizler aynı kanı paylaşıyorlardı. Bu nedenle eğer bir ikizin kan dolaşımına bakteri ya da bir virüs girerse kısa bir zaman sonra diğerininkinin de kanında görünürdü. Ama ne ilginçtir ki hastalıklar ikisini de farklı şekillerde etkiliyordu. Daşa miyoptu, soğuk algınlığa yatkındı ve sağ elini kullanıyordu. Maşa ara sıra sigara içiyordu ama ona rağmen kardeşinden daha sağlam bir bünyeye sahipti. Yüksek tansiyonu ve daha iyi gören gözleri vardı. Kardeşi sağ elini kullanıyorken kardeşin aksine o solaktı. Bu o yıllarda bilim için bir gizemdi. Mesela neden biri kızamık geçirdiği halde diğeri geçirmemişti? Cevapsa aslında çok uzakta değildi. Maşa ve Daşa'nın ortak, dolaşım, sindirim, boşaltım, lenfatik, endorik ve iskelet sistemleri vardı. Ancak omurga sütunları ve omurilikleri ayrıydı. İkisi arasındaki tek önemli fark da buydu. İkizler bilim insanlarına şunu öğretmişti. Bir hastalığa yakalanmak sadece mikropların ağız yoluyla vücuda girmesiyle ilişkilendirilemezdi. Bunun çok daha farklı yolları da vardı. Sinir sisteminizin durumuna bakarak bir hastalığa karşı yüksek ya da düşük dirence sahip olup olmadığınızı belirleyebiliriz. Oyla kadar bağışıklık sisteminin sinir sistemine bağlı olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekte ise bağışıklık sistemi sinir sistemini doğrudan kontrolü altına alıyordu. Sovyet fizyoloğu Pyotr Anakin, uzun süreli uyku yoksunluğu, aşırı açlık ve aşırı sıcaklık gibi değişimlerde vücudun koşullara uyum sağlama yeteneği üzerinde sinir ve kan sisteminin nasıl bir rol oynadığını inceliyordu. Aynı sistemi paylaşan bu ikizler doktorun aradığı ilaçtı. Pyotr Anakin Sovyetlerdeki tüm doğum hastanelerine haber göndermişti. Eğer bir yapışık ikiz doğarsa hemen bana haber vereceksiniz. Maşa ve Daşa kardeşlerinin bilgisi gelince hemen onları yanına getirdi ve incelemeye başladı. Anne Yekaterina ikizleri görmek şartıyla her şeyi onaylamıştı. Ancak onları görmeden duramıyordu. Bir gece ikizleri görmek için kaldıkları yere geldiğinde hemşire ikizleri annesinin kucağına verdi. Bunu gören doktor Pyotr Anakin sinirlenmişti. Hemşireleri yanına çağırdı. 2 gün sonra anneye bebeklerinin zatürreden öldüğünü söylemelerini emretti. İkizler Moskova'daki deneysel tıp merkezinde onlarca deneye tabi tutuldular. İkizlerin fiziksel acılara nasıl tepkiler vereceği merak ediliyordu. Bunun için önce aşırı soğuk bir odaya konuldular. Daha sonra tam tersi bir işlem yapıldı
ve aşırı sıcak bir oda içerisine bırakıldılar. İkizler yıllar süren bu deneylerde dönem dönem aç bırakıldı. Buzla kaplı küvetlere atıldı. Uyumaları engellendi. Reflekslerini test etmek için bir metronom yardımıyla belirli aralıklarla elektrikler verildi. Onların akciğer, kalp ve beyin aktiviteleri düzenli olarak pnömogramlar, elektrokardiyogramlar ve ensefalogramlarla izlendi. Mide öz suyunu incelemek için midelerine tüpler yerleştirildi ve günde 3 kez kan alındı. İkizler neredeyse 6 yaşına kadar hiç yürümediler. 6 yıllık sürede kilitli bir odada cam bir kafesin içerisinde kaldılar. 1956 yılında Moskova'daki başka bir bilim merkezine alındıklarında ilk kez yürüme şansı yakaladılar. Devam eden 8 yılda ise ikizler herkesten uzakta çok gizli bir yaşam sürdüler. Bir çocuk koğuşuna yatırdılar ve insanlarla temasları kesildi. İkizler 11 yaşındayken ilk kez şiddet eğilimi görülmüştü. Maşa da şeye vurmuş, burnunu kanatmış ve hakaretler etmişti. O zamana kadar iki kardeş arasında fiziksel bir şiddete hiç rastlanmamıştı. 1964 yılında Moskova'da bir haber kulaktan kulağa yayılıyordu. Halk arasında sağlık merkezinde iki başlı bir kızın zorla tutulduğu söylentileri dolaşıyordu. Bu söylentilerin gerçeklik payı olduğunun anlaşılması çok uzun sürmedi. Yönetim onları bu kaosun göbeğinde tutamazdı. Olayın insanlar tarafından öğrenilmesi istenmiyordu. Aynı yıl Novocharkivsk'taki öğrenim bozukluğu olan çocukların kaldığı yatılı bir okula transfer edildiler. Tam 4 yıl bu okulda kaldılar. İkizlerin söylediğine göre en mutlu yılları bu yatılı okulda geçmişti. 1968'de engelli insan görmeye pek alışık olmayan Sovyet halkı onları fark etmesin diye ikizlerin üçüncü ayağı kesildi. İkizlerden Maşa daha baskın bir karakterdi. Asi ve arsız olduğu söyleniyordu. Daşa ise itaatkar, düşünceli ve sessizdi. Aynı bedende iki farklı karakter yaşıyordu. Daşa o yıllarda okuldaki bir öğrenciye aşık olmuştu. Ancak Maşa bu romantizme hemen bir son verdi ve onları ayırdı. Daşa Slava ile olduğu zamanlarda Maşa onu yönlendirememiş, kontrolü altına alamamıştı. Bu durumda Maşa'yı öfkelendirmişti. Bu olay Daşa'yı çok etkilemişti. Kısa bir zaman sonra depresyona girdi ve 18 yaşındayken kendini asmaya çalıştı. İkizler daha sonra bir huzur evine yerleştirildiler. Sovyetlerde engelli insanlar için yapılmış özel tesisler yoktu. İkizler için tek çare huzur eviydi. 1985'te anneleri ilk kez onlara ulaştı. İkizler 35 yıl sonra annelerini gördüler. Babaları ise uzun yıllar önce hayatını kaybetmişti. İkizler annelerini bulduktan 4 yıl sonra Maşa bilinmeyen bir nedenden annesiyle tartıştı ve bir daha da annelerini görmediler. 1989'a kadar huzur evinde kaldılar. O yıl evsiz gaziler için yapılmış olan bir Sovyet evine taşındılar. Onlara düşük ücretli bir maaş da bağlandı. Maşa ve Daşa'nın hikayesi uzun yıllar sonra ikizler Rusya'daki popüler bir ulusal televizyon programına katılınca gün yüzüne çıktı. O andan sonra ünlü oldular. İkizler o gün şunları söylemişti. Son 40 yılda hayatımız pek iyi gitmedi. Ama yine de biz önümüzdeki 40 yıldan umutluyuz. İngiliz gazeteci Juliet Butler ikizlerin hikayesini öğrendiğinde soluğu hemen onların yanına aldı. Juliet ikizlerle çok iyi bir arkadaş oldu. 1999'da çıkan bir BBC belgeselinde röportaj vermeleri için onları ikna etti. 2000 yılında Juliet'in yardımlarıyla otobiyografilerini yazdılar. Nisan 2003'te Maşa sırt ağrısı yüzünden zorlu günler geçiriyordu. Bir sonraki gün 14 Nisan 2003'te semptomların başlamasından sadece 17 saat sonra hayatını kaybetti. Daşa ise hayattaydı. Hemen yakınlardaki bir şehir hastanesine götürüldü. Ancak ikizlerin doğumları da ölümleri gibi aynı tarihte olacaktı. Daşa kan zehirlenmesi yüzünden Maşa ile aynı gün hayatını kaybetti. Öldükleri gün tarihte en uzun yaşamış yapışık ikiz unvanına sahiplerdi. İstekleri üzerine ikizlerin bedeni yakıldı ve külleri Moskova'daki bir mezarlığa gömüldü. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.